Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihalesi tamamlanan Şükran Mahallesi'nin birinci etabının gerçekleşeceği bölgede incelemelerde bulundu. On gün önce ihaleyi alan firmanın belli olduğunu söyleyen Kavuş, sözleşmenin de imzalanarak çalışmaların başladığını belirtti. Şu anda Şükran Projesi'nin gerçekleşeceği birinci etabın içerisindeyiz. Bilindiği gibi Çevre Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ Başkanlığı nezdinde ihalemiz yapıldı. Yaklaşık 10 gün önce de ihale alan firma belli oldu. Bugün itibariyle sözleşme imzalandı ve etraf güvenlik tedbiri altında çevrilmiş vaziyette. İlk iş olarak ihale alan firmamız burayla ilgili uygulama projesini çizdirecek. Bununla ilgili yaklaşık 2-2,5 aylık bir süresi var. Başkan Kavuş bölgeyle ilgili de bir müjde verdi. Bu iş devam ederken aynı zamanda alandaki harfiyat çalışmasına başlanmış vaziyette. Bir yandan zemin etüdü çalışması, bir yandan harfiyat çalışması, bir yandan da uygulama projesinin çizilmesi takriben eğer bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2-2,5 ay içinde tamamlandığı zaman yılı bitirmeden buranın temeli atılmış olacak. Çalışmaların ikinci etabı hakkında da bilgi veren Kavuş, projenin 560 gün sonra tamamlanacağını açıkladı. Biz de bununla beraber ikinci etap, yani bu ihale edilen birinci etapın arkasındaki geri kalan yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alanla da ilgili şu anda çalışmamız belediye nezdinde devam ediyor. Şükran Mahallesi'nde yıkımı yapılan bölgenin içinde ki yaklaşık 7 veya 8 tane tescilli binayı tek bir ada içine topluyoruz. Ortaya çok güzel tarihi binalardan oluşmuş ve restorasyonu yapılmış olan bir ada ortaya çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi ihalenin süreci yaklaşık 560 gün. Allah izin verirse 5 yılın sonuna Şükran'la ilgili yıkımı yapılan bölgenin tamamının inşası bitmiş ve şehre çok ciddi değer katacak bir alanında vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız.